Selamlar arkadaşlar. Birinci kuru haftalık astroloji ve gökyüzü haber merkezine hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Bu hafta gökyüzünde neler var? Venüs ne yapacak? Mars nereden gelecek? Satürn nasıl bir kare yapacak? Merkür'ün pozisyonları nedir? Suriye ile savaş olacak mı? Dolar nereye gidecek? Bunların hepsini konuşacak mıyız? Kısmen konuşacağız. Evet. Aslında bunların hepsi aylık yorumlarda da var. Ama size biraz daha detay vereceğiz. Evet Demet, bu haftaki konumuz nedir? Güneş evet. Üçgen Plüton'la başlıyoruz. 7'sine kadar olan dönemde ilginç gökyüzünde görünümler var. Bir yeni ayımız var elimizde. Evet. 4 Eylül'de Güneş yüzeylilik Uranüs var. Kafa kırılması filan sebebiyet veriyor. Evet, anlat bakalım evet. Neler var? Güneş Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Merkür Başak Burcu'nda, Venüs Terazi Burcu'nda. Eylül ayına Başak Burcu'ndaki Güneş'le Oğlak Burcu'ndaki Plüton arasındaki üçgen açının güçlü enerjisiyle başlıyoruz. 4 Eylül'de yine Güneş'le bu sefer Uranüs arasında biraz sert bir görünüm oluşacak. İkisi de aslında oldukça güç veren ama biraz da zorlayabilen açılar. Aslında burada ben şunu da düşünüyorum. Yani Güneş ile Plüton'un buradaki üçgeni aslında bu Orta Doğu'daki gerginliklere evet. sebebiyet verirken aslında Başak ve Oğlak burçlarında da önemli bazı gelişimlere sebebiyet verecek. Yani evet. Aslında şöyle söyleyebiliriz, toprak grupları için Eylül'ün ilk haftasında önemli bazı gelişimler var. Mesela yaratıcılık veriyor, karizma veriyor, tabii. kudret veriyor, manevi yardımlar veriyor. Yalnızca tabii ki o 1 Eylül'deki etki 2, 3, ikisi ve 3'ünde bunlar çok önemli. 3'ü öğleden sonra bir Merkür'den gelen bir kare etkisi var. 3'ü öğleden sonra yaklaşık 18-30'a kadar olan dönemde bazı gerginlikler, ağızlar aşağıda çatışmalar olabilir. Artı bu bir yağış temposunun da geleceğini gösteriyor. Yani Marmara ve Ege bölgesine bir tempolu yağış habercisi dediğimiz bir görüntü. Ben bunun Eylül'ün ikinci haftasından itibaren daha aktif olacağını düşünüyorum. Bir de bu 4 Eylül'de bir yüzeylilik var ki yüzeylilik. Evet, ani olaylara yol açabilir. Güneş, Uranüs yüzeyliliği, anlaşmazlık, tabii. kaza ve hastalık da yapabilen bir açı. Tabii ülkeleri özellikle, toplumları da etkileyebilecek. Huzursuzluk verir. Huzursuzluk verir, gerginlik verir. Gerçi ani değişim, beklenmedik değişim bunları veren bir etki. Aslında bu Başak ve Koç'u çok etkiliyor gene. Tabii Başak, Koç özellikle etki alan burçlar olacak. Koç'un çok daha fazla dikkat etmesi lazım küçük kazalarına karşı. 5 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay var. Haftanın en önemli olayı yeni ayımız evet, olacak. Evet, yeni aya hoş geldiniz. Evet, 5 Eylül'de 13 derece Başak Burcu'nda doğacak. Başak burçları için yenilikler, yeni başlangıçlar, girişimler dönemi onlar için çok önemli bir yeni ay. Bunun yanı sıra balık burçları için de etkili. İkizler ve Başak için, ikizler ve yay için de. Tabii ikizler, yay, oğlak ve boğa için de destekleyici. Evet, destekleyici bir yeni ay. Yani ben iyi olacağını düşünüyorum. Eğitim, iş, çalışma, sağlık, beslenme, üretimle alakalı Başak bir vigor yeni ay. Evet, Başak temalarının öne çıkacağı bir yeni ay. Yeni ay sırasında Jüpiter'in güzel konumlandığını görüyoruz. Özellikle Güneş ve Ay'a sekstil açı yaparak destekliyor. Yeni ay haritasında yay burcu yükseliyor ve güneş ve ay haritanın 9. evinde çalışır, mücadele edin. Yay burcu yükselen yeni aylarda gerçeği söylemek gerekirse bazen rahatlık, gevşeklik, evet. bazen dikkatsizlik yüzünden bazı kayıplarımız olacak ama bence bu yeni ayın en önemli etkisi Venüs'ün Spica kavuşumu. Spica Terazi burcundaki çok özel bir yıldız. Spica şanslı ve bereketli bir sabit yıldız. Venüs'ün bu birleşmesi pek çok arkadaşımızın yeni tanışmalar, duygusal ilişkilerde dengeli olduklarında hayatlarında çok kaliteli bir döneme gireceğini gösteriyor. Arkadaşlar, canavar gibi bir haftadasınız ama önümüzdeki hafta çok daha önemli. Bekliyoruz. Bye. Hoşça kalın.